Şöyle, Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan savaş, sömürü, imha ve inkar politikalarına ve siyasetine karşı olarak üçüncü yol siyasetini inşa etti aslında. Egemenler bu inşanın karşısında yapabildikleri tek şey Sayın Abdullah Öcalan'ı tecrit altında tutmak. Aslında Sayın Abdullah Öcalan'ı tecrit altında tutmakla birlikte bir bütün yani toplumu da Kürt halkını da tecrit altında tutuyorlar. Ve bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın kapitalist moderniteye alternatif olarak yarattığı demokratik modernitenin inşasını, pratiğine karşı olarak tüm kadınları ve toplumu tecrit altında tutuyor iktidar. Ve şöyle yani iktidarın her sıkıştığında kadınları hedef alması, kadınlara yönelik yarattığı bu savaş ortamı, özel savaş politikaları karşısında biz diyoruz ki bizlerin çözüm yeri aslında İmralı'dır. Yani bizim yönümüzde, pusulamızda, çözüm merkezimizde İmralı'dır. Bu minvalde bizler yönümüzü, pusulamızı İmralı'ya dönerekten aslında önderliğin üzerindeki tecridi kırmayı hedefliyoruz. Birinci hedefimiz elbette ki önderliğin üzerindeki tecridi kırıp ve fiziki özgürlüğüne kavuşmak. Çünkü bugün yeni yaşamın inşasını kurmak isteyen ve bunun sesinin İmralı'dan geleceğini biz çok iyi biliyoruz. Halk artık kendi önderliğiyle buluşmak istiyor. Halk artık İmralı'dan bir sesin gelmesini istiyor ve İmralı'daki tecrit altında Sayın Abdullah Öcalan'ın artık halkıyla buluşmasını bekliyor. Haliyle elbette ki bizim hedeflerimizden bir tanesi de Sayın Abdullah Öcalan'ın artık fiziki özgürlüğüne de kavuşmasıdır. İktidar artık çok korkuyor. Yani mevcut iktidarın artık gençlere, kadınlara, topluma vaat edeceği hiçbir şey yok. Artık elinde hiçbir şey kalmadı. Korkudan başka elinde tuttuğu hiçbir şey yok. Bugün önümüzde seçim var ve gençlere, kadınlara, topluma sunabileceği tek alternatif bir şey yok. Tek bir vaadi yok. Haliyle biliyor ki yani iktidar bunu çok net biliyor. Sayın Abdullah Öcalan'dan gelecek tek ses bütün toplumu ayaklandıracak. Biz bunu barış sürecinden biliyoruz. Önderliğin nasıl toplum üzerindeki etkilerini gördük ve yaşadık bunları. Haliyle korkuyor yani bu yüzden de Kürt halkıyla aslında bir bütün Orta Doğu halklarıyla önderliğin arasında bir duvar örerek bir umutsuzluk hali yaratarak bizlerin Sayın Abdullah Öcalan'dan haber almamıza engel oluyor. Ama şunu çok net belirtelim ki bizler Kürt halkı olarak hiçbir zaman egemenlere baş eğmedik, iktidarlara boyun eğmedik ve korkmadık. Direnerek de İmralı'da tecrit altında olan Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne, fiziki özgürlüğüne kavuşturacağımızı çok net olarak belirtmek isteriz. Tecrit bir bütünen tüm Orta Doğu halkları aslında tüm evrensel olarak tüm dünyaya yayılmış bir biçimde şu an. Yani sadece İmralı'da tecrit uygulanmıyor. Bugün iş yerindeki bir kadın, okuldaki bir genç, dışarıda sokakta gezen bir kadın veya herhangi bir hayvan olarak da düşünebiliriz. Herkes artık tecrit altında. Yani tecritin sadece İmralı'da uygulandığını söyleyemeyiz. Bugün toplumların artık bu tecrit hali altından çıkması gerekiyor. Ama bakıyoruz ki herkes çok sessiz, yani uluslararası güçler çok sessiz bu duruma. Kimse sesini çıkarmıyor. Yani bir bütünen bir sessizlik hali mevcut. Ama biz şunu net olarak belirtelim. Bu tecrit hali kalkmazsa yıkımlar, savaşlar, sömürüler, yoksulluk ve bunların hiçbiri bitmeyecek. Haliyle bir an önce bu tecritin kalkması için herkesin mücadeleye atılıp herkesin bir adım atması gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim, bugün Türkiye bir yoksulluk hali içerisinde. Bugün Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Bugün neredeyse her gün cezaevlerinden cenazeler çıkıyor. İnsanların, çocuklarının kemikleri artık kutularda kendilerine gönderiliyor. Bunların hepsi tecritin sonuçlarıdır. Yani bugün Kürdistan'ın kendisinde Türkiye'nin, iktidarın yarattığı bir özel savaş politikası var. Özel olarak Kürdistan'ın her ilinde kadınlara, gençlere ve topluma yönelik özel savaş politikaları yürütülüyor. Haliyle biz bunları net görmemiz gerekiyor. Yani kapitalist modernite bugün hepimizi tecrit altında tutuyor. Kimse ben tecrit altında değilim diyemez. Bugün hepimiz tecrit altındayız. Haliyle
sonuçları somut olarak çok net aslında. Yani sadece doğru okumak gerekiyor. Bugün Türkiye'deki tüm muhalefet güçleri, tüm halklar, Orta Doğu halkları, bir bütünen tüm uluslararası güçler, herkes çok sessiz bu duruma. Elbette ki ifade özgürlüğüyle bir ilgisi var. Bugün bütün, yani birçok gazeteci arkadaşlarımız şu an cezaevlerinde tutsaklar ve bir bütünen sadece gazeteciler değil, bugün hiç kimse sözünü tam kuramıyor. Kimse düşündüğü şeyi tam olarak dile getirmiyor. Yani tüm medya aslında, yandaş medya, sadece tek adamın söylediği cümleleri dile getiriyor. Bugün hakikati konuşmuyorlar. Hakikatin kalemi kırdırılmaya çalışılıyor. Haliyle tabii ki de bağlantısı var. Ya bir bütünen aslında Türkiye'de kadınlar artık görünmez bir hal aldı. Yani emekleri görünmüyor, toplumdaki yansımaları görünmüyor, siyasetteki yerleri görünmüyor artık. Yani haliyle yeni bir anayasa çıkarılırken, yeni bir kanun getirilecekken veya herhangi bir kanun kaldırılacakken bugün şahidi olduk. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan Türkiye'dir ama bugün tek adamın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı Türkiye. Haliyle kadınlara elbette ki yansımaları birçok alanda yer alıyor. Yaşamın her alanında yansıyor ve kanunlara da yansıyor. Bugün sadece Erdoğan, AKP, MHP iktidarının istediği yasalar meclisten geçiyor. Sadece onların istediği yasalar bugün anayasaya geçiyor veya herhangi bir şekilde yaşamımıza sirayet ediyor. Elbette ki tecritle bir ilgisi var. Bugün siz kendi sözünüzü kurmak istediğinizde, kendi düşüncenizi dile getirmek istediğinizde ya cezaevine düşüyorsunuz ya da yolunuz Silivri'ye düşüyor. Yani bugün artık herkes tecrit altında. Kim doğru sözü kuruyor ki? Bugün muhalefet çok sessiz. Bugün herkes, yani Türkiye halkları tecritin kendisine çok sessizler. Sanki tecrit sadece İmralı'daymış gibi, sadece Sayın Abdullah Öcalan üzerinde tecrit varmış gibi davranıyorlar. Halbuki biz yaşamın her alanında tecrit altındayız. İş yerinde tecrit altındayız, sokakta tecrit altındayız, okulda tecrit altındayız, ailemizin içerisinde bile tecrit altındayız. Kadınlar artık sözleri, konuşmaları, kurmak istedikleri yaşamlara bile saygıları yok egemenlerin. Türkiye ve Kürdistan'da olmak üzere iki koldan başlayacak ve Gemlik'te bir araya gelecekler. Çünkü tecrit yalnızca Kürtlerin ve Orta Doğu halklarının sorunu değil, bugün Türkiye'nin de sorunu. Haliyle Türkiye halkları da bu ağır şiddet ve savaş ortamından artık kurtulmalı. Bence artık seslerini çıkarmaları gerekiyor. Bugün gazeteciler tutuklanıyor, kadınlar katlediliyor, cezaevlerinden cenazeler çıkıyor, çocuklar istismara uğruyor. Yani siyasal iktidar eliyle çocuklar istismara uğruyor. Haliyle özgürlük ve adalet tek adamın elinde şu an tutuluyor. Bizler de buna itirazımız var diyoruz. Kadınlar olarak bizim bu duruma artık itiraz etmemiz gerekiyor. Tecriti toplum ve kadınlar için artık bir son bulması gerekiyor. Özellikle İmralı Adası üzerindeki tecrit, genelde de kadınlar ve toplumun üzerindeki tecritin kalkması gerekiyor. Bugün Türkiye toplumları tecriti doğru anlamalıdır. Onların sessizliği bu siyasete aslında ön ayaklık ediyor ama tecriti doğru anlamak ve doğru okumak gerekiyor. Bir bütünen Türkiye sorunu haline gelmiş olan tecrit bugün sadece Kürtlerin sorunuymuş gibi ele alınıyor ve herkes sessiz kalıyor bu duruma. Çünkü sorun Kürtler olunca, Kürt mücadelesi olunca herkes bir sessizlik haline giriyor. Gazeteciler tutuklanıyor, kimse sesini çıkarmıyor. Kadınlar katlediliyor, kimse sesini çıkarmıyor. Cezaevlerinden neredeyse haftada bir iki tane cenaze çıkıyor, kimse sesini çıkarmıyor. Çünkü mesele Kürtler, çünkü mesele Kürt sorunu. Haliyle artık bu duruma herkesin bir adım atıp herkesin bu mücadeleye el atması gerekiyor. Biz biliyoruz ki birlikte mücadele edersek birlikte de kazanacağız. Bu mücadeleye atılan herkesin yolu mutlaka İmralı'dan geçecektir. Yani mutlaka yönü İmralı'ya düşecektir. Bugün toplum olarak bir nefessizlik hali var. Sistemin yarattığı bir
kirli atmosfer var ve biz artık bu nefesi solumaktan çok yorulduk. Biz artık temiz ve rahat bir nefes almak istiyoruz. Haliyle bu nefesin de aslında İmralı'dan çıkacak perspektifin, İmralı'nın üzerindeki tecritin kaldırılması ve İmralı'daki tecrit altında tutulan Sayın Abdullah Öcalan'ın artık fiziki özgürlüğünün olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de rahat bir nefese ihtiyaç duyan herkesin, başta kadınlar olarak tüm toplumun bu yürüyüşün destekçisi, katılımcısı, sorumluluk alan boyutuyla katılması gerektiğine dair çağrımız var. Bizler çözümün fırtınalaşmış haliyiz. Haliyle artık fırtınalar esecektir. Yani çözüm Türkiye için, İmralı için, Kürtler için ve bir bütünen Orta Doğu halkları için kaçınılmazdır. O yüzden herkesi Gemli'ye ve bu yürüyüşün kendisine davet ediyoruz, çağırıyoruz.